Kaçak yollarla hacca gitmek doğru mu? Hacca gitmek caiz değil, dur. Efendim, neden? Çünkü yalan beyan var. Adam seni yakalıyor, bilmem ne öyle, niye geldi bilmem ne, kasabım, masabım, bilmem neyim, kasap değilsin yani. Kasap yolundan gidiyorsun, kasap değilsin, yalan beyan var. E, yalan en büyük günah. Yalandan haç olur mu ya? Ondan sonra, e, başkasının hakkı zaten diğer meselelerde efendim e, senin gitmende öbürünün gitmesinden evet, de. bazı vizeler buluyor. Tam o vizeyi buluyorsun. Tam kaçak yol değil. E, vizeyi buluyorsun ama o vize hiç gitmemiş. Bir, e, farz evet, Sen kaçıncı gidiyorsan hele. Hani dolayısıyla kaçan manası e, hukuk dışı. Bundan birilerine zarar ziyan olacak demektir. E, yalan kaçınılmazdır. Yalan kaçınılmazdır. Buna asla caiz e, demek uygun değildir. Bir de Şimdi şöyle de bir şey yani mesela bir hadisleri bugün mesela şey. herkesin ikinci hac üçüncü hac hele ki kadınlar efendim sallallahu aleyhi ve sellem hanımları bir kere hacca Yani kadınlar e, umre ayrı bir şey ama hac daha izdiham var. E, kalabalık var. Kalabalık evet. Erkek ihtilat var, karışma. Doğal olarak kaçınılmaz şeytan taşlamada beraber yüzü tavafta. Ha umre biraz daha sakin olabilir ama e, bu e, fazla gitmek bunun yerine mesela e, sadaka vermek, Fakirler yani haç farzını yaptınsa umreye gidiyorsan git. Ama yani Fatih'te devamlı ne oluyor? Milyonlarca insana birkaç izdivanda sen kart katmış oluyorsun. Burada da bir sıkıntı, atıyor. bir de su devleti de şimdi orada adam ona göre bir düzen kuracak. O da orada sayı sınırlamak zorunda. var takdirde orada tünel facialar oldu, neler oldu? Kaç, kaç defa yüz binlerce insan öldü ya. Evet. Yangınlar oldu. Evet. Yani bunları da düşünmek lazım. Bir de şunu bu mutlaka söylemek istiyorum. Diyorum bir hadis okuyacağım şimdi. Yeti halen ne zamanın İnsanların üzerine bir zaman gelecek. Tıp tam da o zamandayız. Diyor ki e, Yahutçu hacca gidecek. Eğniyavum zenginleri hacca gidecek. Şu hadis-i şerifin metninde şunu da bakayım sana. Eğniyavum lil nüzeti. Turizm seyahati için zenginler. Şimdi bir de beş yıldızlı. E bugün, Bakan, bugün bak. Zenginler ne? Beş yıldızlı. Arafat'ta açık büfe var ya. Biz açlıktan ölüyorduk Arafat'ta. 25 senede ben hacca gitmedim. Yani. Şimdi bak. Arafat'ta açık büfe ya. Açık büfe ne ya? Beş yıldız olan. Arafat'ta çile çekeceksin. Az yiyeceksin bilmem ne. Yapacaksın. Şimdi zenginler turizm seyahati bir de zengin tanışma. Grupta zengin tanıma. Sonra da iş yapma veya borç alma veya iş yapma. Sonra buyuruyor. Orta zenginler onlar ticaret işte arkadaş işte eş dost evet. çevre edin. Network diyor. Sonra he. Ve kurrağım bir Esas bu hocalar ve hafızlar sırf gösteriş ve iş işinden, Aa bu sene de gittim, bu sene de gittim, bu sene de gittim. Bunu? Ben bunun hadisini no. okuyorum. Bu hadis Deylemi'nin Müstelif-i var. suyut Camul hadisinde var. Bu hadis Hatip Tarihi Bağdat'ında var. Hadis kaynağı bunun. Bugün. Bugün. Evet. Ve fuka, ve fukarağım bir mesele. Fakirler de gidecek. Bir de oranın civarında da dolu fakir geliyor. Onlar da dilenmek için gidecek diyor. Buradan da bazı fakirler var. Gidiyorlar. Orada bayağı malmuk sahibi oluyor. Evet. Yani çevre her işe yarıyor. Dolayısıyla ben, buna çok ben seçiyordum. bu hadisi şerife evet. evvelcen de bilirdim de şu anda lazım oldu. Evet. Bu akın akın her sene aynı kişiler. Evet. Ne oluyorsunuz ya? Ve sosyal medyada devamlı, devamlı paylaşımlar, selfie çekiyorlar. Ya, i̇şte gösteriş. Bilmem ne. Gittiğini kimse bilmesin o zaman. Git gel çocuğum bilsin. Tweet, tweet atıyorlar. Ya zaten yağı ya adam adamcığım. Madem diyor WhatsApp'ta paylaşmayacağım niye gittim diyor. Ulan Allah için gittin. WhatsApp için mi gittin? <laughs> Ama bu milletin şeyi evet. din darların çoğunun şey şaşmış niyetleri şaşmış. İhlas diye bir şey az kalmış. az. Bu, bu çok daha çarpıcı. Bu son cümlenizden bir sonraki programda bir konu haber yapsınlar, her tarafa da yaysınlar. Bu zamanda atça gidenlerin diyorum ekseri hocaların ekserisi için. Zenginler Çok turizm seyahati, orta zenginler ticaret, ondan sonra fakirler dilenmek.